Ümit Hoş Hocam hoş bulduk. geldiniz. Bu Allah hafta razı olsun. erdiğim Hoş bulduk. satırlar Ümit Yusuf'a ailesinin hanım hocalarının sizler için hazırlamış olduğu mesajdı. Teşekkür Sizlere ediyorum. tekrar selamlarını, hürmetlerini Ve aleyhisselam iletiyorlar. ve rahmetullah. Bizden de selamlar, muhabbetler. Şu anda burada bizi izleyen, izleyecek olan herkese selamlar, muhabbetler. Hayırlı Ramazanlar. Eyvallah. Hocam yorumları kapatıyorum. Sorusu olan ve canlı yayınımızı şu an izleyen arkadaşlarımız aşağıda soru butonu var görüyorsunuz. Oraya tıkladığınızda inşallah soruları bize yönlendirebilirsiniz. Biz de oradan hocamıza aktaracağız. Evet hocam bugün Evet. biz yetim nesiller diye bir başlık görüyoruz. Siz canlı yayına bağlanmadan önce sizin bir konuşmanızdan bir kesit de aktardım. Orada diyorsunuz ki sahabenin başına bir şey geldiğinde başvuracakları, dertlerini anlatacakları bir peygamberleri vardı. Ama biz yetim ümmet bu kırılganlıklara yol açıyor, dağılıyoruz, kırılıyoruz, dökülüyoruz, ümitsizliğe gidiyoruz. Bizim de imtihanımız bu diyorsunuz o videoda. Biraz da oradan mülhem bir başlık var bugün. Yetim nesiller. Yetim ümmet nedir? Yetim ümmetin ne yapması lazım? Bu nasıl bir imtihan? Bu imtihana nasıl sabretmeliyiz? Evet, teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil halk. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ben evvela bu davet için teşekkür ediyorum. Bu programa vesile olan herkes için. Bizi lütfedip buraya davet etme inceliğinde bulunan bütün kardeşlerim için teşekkür ediyorum. Bizler Müslümanlar olarak zamana ve mekana diğer insanlardan farklı bakıyoruz. Bu çok tabii bir şeydir. Zamanın ve mekanın sahibi bize zamana ve mekana dair ne öğretmişse, bildiğimiz her şey onun öğretmesiyledir. Dolayısıyla zamana ve mekana dair de bize ne öğretmişse o şekilde bakmaya, onu sekmemeye, sapmamaya, o istikamet üzere bulunmaya azami gayret sarf ederiz. Biz Müslümanlar olarak zamanı peygamberlik aleyhissalatü vesselam misyonunun son temsilcisinin de bildirdiği gibi iki ana dilime ayırıyoruz. Birincisi peygamberli zamanlardır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelip geçmiş kaç bin yıl varsa o zamanlar peygamberli zamanlardır. Bir de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den itibaren kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan, geçecek olan zamandır. Bu dilim de peygambersiz zamanların oluşturduğu bir dilimdir. Peygamberli zamanlarda insanlar istikametlerine dair, bireysel ya da toplumsal hayatlarına dair, sorunlarına dair, inançlarına, günlük gündelik hayatlarına dair bilmek istedikleri şeyleri, yapmaları gereken şeyleri o peygamber kaynağından, o nübüvvet kaynağından doğrudan doğruya öğrenme imkanına sahip idiler. İnsanlar peygamberlerden öğrenmek zorunda mıdır? Elbette. İnsanlar peygamberlerden öğrenmek zorundadır. Çünkü kendilerine dair bilgiyi dahi, kendi hakikatlerine dair bilgiyi dahi peygamberler vasıtasıyla bilginin ana kaynağından alıyorlar, Cenab-ı Hak'tan alıyorlar. Dolayısıyla hayatın her alanına ilişkin her türlü meselede peygamberler bizim rehberlerimizdir. Biz arkadaşlarımızla akaid dersleri yapıyoruz internet üzerinden.
Orada İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin metinlerini okuyoruz. İmam Ebu Hanife Hazretleri El Alim vel Müteallim isimli o kıymetli metninde bu meseleye dair çok hayati bir tespitte bulunuyor. Orijinaliyle okuyayım. Diyor ki vel enbiya'u ve rusul lehumul fadlu fid dünya ala cemi'in nas. Nebilerin ve rasullerin bütün insanlık üzerinde bir hakkı vardır. Bütün insanlık onlara minnet borçludur. Onlara minnettardır. Niye böyledir? لِأَنَّهُمْ هُمُ الْقَادَةُ Çünkü onlar rehberdir. Onlar rehberlerin ta kendileridir. Daha böyle motamot bir çeviriyle. لِأَنَّهُمْ هُمُ الْقَادَةُ Onlar kılavuzların, rehberlerin, önderlerin ta kendileridir. وَهُمْ اُمَنَاءُ الرَّحْمَنِ Onlar Rahman'ın da yeryüzündeki güvenilir, emin temsilcileridir, sözcüleridir. Ona götüren vasıtalardır, emin insanlardır. İşte bu anahtar tespitler bize peygamberlerin misyonunu da aynı zamanda böyle son derece konsantre bir şekilde özetliyor. Peygamberlere biz niye minnet borçluyuz? Çünkü hayata dair, kendimize dair, dünyaya ve ahirete dair bilmemiz gereken ne varsa onlar öğretti bize. Onlar insanlığın öğretmenleridir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti Hacer validemizle küçük çocuk halinde İsmail Aleyhisselam'ı Hicaz coğrafyasına, Mekke-i Mükerreme'ye bıraktı, götürdü oraya. İlahi talimatla oraya bıraktı. Daha sonra sık sık ara ara gider gelir Filistin'den Hicaz'a. Onları yoklar, kontrol eder, ihtiyaçları var mıdır, gidişat nedir diye. Onlardan haberdar olur. Nihayet İsmail Aleyhisselam büyüyünce Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazreti Adem Aleyhisselam'ın attığı temeller üzerine Kabe-i Muazzama'yı yeniden inşa etmeye başladılar. Ve o inşaat esnasında Cenab-ı Hak'tan bir kısım dualarda, taleplerde, niyazlarda bulundular. Onlardan biri de şuydu. Bakara suresinde, Cuma suresinde, Bakara suresinin iki ayrı yerinde hatta bu dua cümlesi farklı öznelerle ama hemen hemen aynı ifadelerle bize nakledilir. O iki aziz peygamber Cenab-ı Hak'tan bulundukları niyazlar cümlesinden olarak şöyle dediler. Rabbimiz bizim soyumuzdan gelecek olanlara kendi içlerinden bir peygamber gönder. Rabbena ve ba'd fihim rasulen min enfusihim yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim. Rabbimiz onlara kendi aralarından, içlerinden bir peygamber gönder. O peygamber onlara kitabı öğretsin. Yuallimuhumul kitabe. Sonra vel hikmete, hikmeti öğretsin. Ve yüzekkihim onları tezkiye etsin. Dolayısıyla peygamberlerin ve o cümleden olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün insanlığa dönük olarak bir muallimlik misyonu vardır. Peygamber bize Aleyhisselatü Vesselam öğretir. Hayatı öğretir, hakikati öğretir, dünyayı öğretir, ahireti öğretir. Yanlışı doğruyu öğretir, hakkı batılı öğretir. Yuallimuhumul kitabe vel hikme, kitabı ve hikmeti öğretme misyonunun içinde bütün bunlar ve daha fazlası vardır. O yüzden o peygamberler zincirinin son halkası olarak bundan sonra gelecek, kendisinden sonra gelecek bütün insanlık ailesine, bütün kuşaklara bir öğretmendir. Ve bu onun da diğer peygamberlerden farklı olarak
ona has kılınmış özellikler, hasletler cümlesinden olarak bütün insanlığın muallimi, bütün insanlığın öğretmeni olması hakikatini de bize ifade ediyor. Dolayısıyla onun yaşadığı dönemde, ondan önceki peygamberler döneminde olduğu gibi insanlar öğrenme ihtiyacını, bilme ihtiyacını onlara başvurarak karşılıyorlar. O Hocam, efendim. burada bilmiyorum tercih eder misiniz ama sorularla mı gidelim yoksa siz Hiç fark etmez. sohbetinizi Sizin tamamlamak mı istersiniz? formatınız neyse ben ona uyarım. Mesele en verimli şekilde Eyvallah. bu vakti Şimdi değerlendirmektir. Benim için fark etmez. inşallah. Allah razı olsun. Yani akla şöyle bir soru geliyor Amin. hocam. Çok güzel peygamberin işte o çalım çok güzel oldu. Peygamberli bir toplumda yaşayan insanlar biraz daha avantajlı gibi görülebiliyor yani ilk bakışta. Şu an öyle bir durum var sanki. Günümüzdeki toplum için böyle bir durum söz konusu değil. Bu konuda nasıl acaba içimizi rahatlatabiliriz? Bu biraz nereden baktığımıza bağlı. Sahabe-i kiramı düşünün. Adım adım her gün yeni bir vahiy iniyor. Onlardan herhangi biri hakkında, herhangi bir grup hakkında. Onların gizlide ya da açıkta her durumu, her hali yeni inecek bir vahyin konusu olabilir. Bir aile içi tartışmada, bir karı koca münakaşasında, bir komşu münazaasında, bir savaş ortamında, barış ortamında fark etmez. Her an onlardan herhangi biri ya da herhangi bir grup için bir vahiy inebilir. Dolayısıyla onlar hayatı böyle bir islim üstünde tabiri caizse yaşıyorlar. Vahiy onları adım adım inşa ediyor. Bu aynı zamanda çok büyük bir imkandır, avantajdır. Vahiy tarafından inşa edilmek, bir peygamber gözetiminde inşa edilmek, kişiliğini bulmak, kişi olarak, birey olarak kıvamını bulmak önemlidir. Fakat aynı zamanda çok da büyük bir mükellefiyettir. Tebük Savaşı'ndan geriye kalan o üç kişiyi düşünün ashab-ı kiramdan. Onların yaşadığı vicdan yangınını düşünün. Onların yaşadığı o ruh çöküntüsünü düşünün. Haklarında vahiy inecek ve acaba ne diyecek diye bir aydan çok daha fazla bir süre tir tir titreyerek bekliyorlar. Haklarında bir vahiy inecek ve o vahiy nihai sözü söyleyecek. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda bizim için herhangi birimiz için bir savaştan geri kalmak böyle bir hassasiyet zirvesine bizi taşıyabiliyor mu? Taşıyamıyor. O onlara mahsus bir şey. Vahiy tarafından inşa edilmek böyle bir şey. Fakat aynı zamanda bizim peygambersiz zamanlarda yaşayan ümmet nesilleri, kuşakları olarak bizim de mahrumiyetimizden gelen, tabir yerinde olur mu bilmiyorum, avantajlarımız oluyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kirama hitaben buyuruyor ki, siz şu anda öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki herhangi biriniz emrolunduğu şeylerden onda birini ihmal etse helak olur. Ama öyle bir zaman gelecek ki ümmetim üzerine, onlardan herhangi biri emrolundukları şeylerin onda birini yapsalar kurtulacaklar. Dolayısıyla biraz nereden baktığımıza bağlı bir şey. Ama şu bir hakikat, her halükarda hakikate dokunmak bakımından, hakikatle bütünleşmek bakımından, onu bütün ruhunda, benliğinde yaşamak, hissetmek bakımından, peygamberli bir zamanda yaşamak ayrı bir şey. Onun eline eteğine tutunmak ayrı bir şey. Bir sıkıntısı olduğunda gidip kapısını çalmak ayrı bir şey. Onun duasına fiilen mazhar olmak ayrı bir şey.
Bunlar hep mazhariyettir. Fakat dediğim gibi Allah Teala her bir kulunun omzuna ancak taşıyabileceği yükü yükler. Bizim zayıf omuzlarımıza da zayıf, hafif yükler yüklüyor. Hamd ona olsun, minnet ona olsun. Allah razı olsun. Hocam, Amin. şimdi bir hadis-i şerif vardır ya, Hazreti Hanzala, Hazreti Ebu Bekir ile karşılaşır. Evet. Orada işte Hanzala münafık oldu dedikten sonra işte Efendimiz'e giderler. Efendimiz de bu durumun sürekli devam etmesi halinde meleklerle musafaha edeceğini söyler. Şimdi orada sahabe efendilerimizin Peygamber aleyhissalatü vesselam yanlarında olmasına rağmen böyle bir ne derler, yanlış ifade kullanmayalım ama bir Fart-ı kopukluk muhabbet yaşadıkları diyelim oluyormuş. ona. Eyvallah. Fart-ı muhabbet, evet. Eyvallah. Yani şu an yine bizim durumumuz biraz daha zor gibi ama biraz önceki hani nasıl rahatlatırsınız hocam bizi diye sormuştuk. Çok güzel rahatladık oradan. Allah razı olsun. Yani bu Amin. konuda bu irtibat kesikliği de diyebiliriz belki. Günümüzde bunu sağlamak açısından neler yapılabilir? Yani biraz da o hadisi şeriften bahsederseniz belki Evet, nasıl bir cevap verir? teşekkür ederim. Doğrusu bu hayati bir soru. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek vücudu aramızda değil. Ama onun sünneti bütün ihtişamıyla, bütün canlılığıyla yaşıyor. Onun daha genel ve kapsayıcı olsun, onun tebligatı Kur'an'da, sünnette bütün canlılığıyla, bütün hayatiyetiyle aramızda, kalplerimizde, gönüllerimizde elhamdülillah kıyamete kadar da böyle olacak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün akşam gece vakti mübarek başını semaya kaldırıp baktıktan sonra bir süre buyurmuş ki yıldızlar gökyüzünün emniyetidir. Yıldızlar sönüp gidince gökyüzünün emniyeti kalmaz. Kıyamet alametlerinden ya da ahvalinden birine gönderme yaparak. Ben de şu anda sizin aranızda sizin emniyetinizim. Ben gittikten sonra aranızda ümmetimin arasında çeşitli hadiseler meydana gelir. Ashabım ümmetimin emniyetçisidir, emanetçisidir, emin kuşağıdır. Ashabım hayatta olduğu sürece ümmetim selamet üzeredir. Ashabım gittikten sonra karmaşa başlar, buyurmuş. Dolayısıyla biz kuşakları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren ontolojik anlamda kıymetlendirirken birinci dereceye sahabe-i kiramı koyuyoruz. Az önce de ifade ettim. Onlar vahyin inşa ettiği, adım adım inşa ettiği tek kuşaktır. Canlı biçimde 22 sene, 2 ay, 22 günde vahyin inşa ettiği tek kuşak onlardır. Dolayısıyla bizim için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ulaşmanın yegane yolu da onlardır. Çok ehemmiyetli bir şeydir. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda oradan bir peygamber portresi çıkartmak elbette mümkündür ve gereklidir. Fakat Kur'an-ı Kerim bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 24 saatini detaylı biçimde vermez. Onun insanlarla münasebetinde, savaşta, barışta, ev içinde, ev dışında, sokakta, mescitte, hastayken, sağlıklıyken, uyuma hali, uyanıklık hali, ibadet hali vesaire. Onun 24 saatini bize sahabe-i kiram aktarıyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmanın yolu olarak sahabe-i kiramı iyi tanımak, onlardan bize tevarüs edip gelen şeyleri iyi anlamak zorundayız. Sahabe-i kiram sadece bize vahyin nakledicisi olarak bizim için vazgeçilmez değildir. Aynı zamanda kendilerinden sonraki kuşağı onlar da Efendimizin öğretmenlik, muallimlik
hususiyeti gibi kendilerinden sonraki kuşağı yetiştiren muallimler de onlardır. Tabiin dediğimiz kuşak, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin terbiyesinde yetişmiş sahabe-i kiramın çocuklarıdır, arkadaşlarıdır, hizmetçileridir, talebeleridir. Dolayısıyla onlar da o kuşağı yetiştiler. Efendimiz'den aldıkları o mirası o kuşağa aktardılar. Ve bu miras bize kesintisiz biçimde nesilden nesile böyle intikal ederek geldi. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhuma gibi çok önemli şahsiyetler Efendimiz'le münasebetlerini anlatırken bize diyorlar ki Efendimiz bize Kur'an öğretirdi, sünnet öğretirdi, akaid, amel, ahkam öğretirdi ama aynı zamanda edep ve ahlak da öğretirdi. Dolayısıyla bir Müslüman birey ya da bir Müslüman toplum karakter yapısını nereden alır? Nesiller boyu intikal eden kesintisiz biçimde tevarüs edip gelen nebevi mirastan alır. İşte o mirasın yetiştirdiği kuşaklar vardır. Biz bu kuşakları ümmetin vazgeçilmez kılavuzları olarak, deniz fenerleri olarak ifade ediyoruz ki başlıca bunlar iki gruptur. Ve ümmeti Muhammed'in bu iki grupla münasebeti sağlıklı olduğu sürece, berhayat olduğu sürece ümmeti Muhammed belki dışarıdan aldığı bir kısım darbelerle, sadmelerle sarsılabilir ama asla yıkılmaz. Bu iki gruptan birincisi ilim ehlidir. Ulemadır yani. Ulemanın vazifesi bize o nebevi mirası mümkün olduğunca içine yabancılaştırıcı herhangi bir şey karışmasına müsaade etmeden olduğu safiyetiyle bize aktarmaktır. Onlar bizim beynimizi inşa eder ve kıvamda tutar. İnşa ettikleri ilimler vasıtasıyla yaparlar. Dolayısıyla ulema, ulema sınıfı, ulema yetiştiren müesseseler son derece önemlidir. İkinci grup ise gönül adamlarıdır. Bunlar da bizim gönlümüzü ve ruhumuzu diri tutar. Ümmeti Muhammed'in bu iki sınıfla irtibatı kavi olduğu sürece ümmeti Muhammed'in bunalıma, krize, buhrana düşmesi belki söz konusu olur ama yıkılması, yok olması asla söz konusu olmaz. Bunu söylerken ben sürekli bir zaman dilimine atıf yapıyorum. Burada da müsaadenizle onu yapayım. Miladi 13. asır, bir taraftan Haçlı Seferlerinin, bir taraftan Moğol istilasının İslam coğrafyasını kasıp kavurduğu bir asırdır. Ve devlet başkanı, devlet ricali, ordu, yönetim vesaire hiçbir şey kalmamış. Böyle bir çekirge sürüsü gibi biri sağdan biri soldan ezip geçmişler. Allah göstermesin. Yani böyle bir hal bugün olsa acaba ne yapardık? Bugün de gerçi işgaller, istilalar, içeriden ihanetler, dışarıdan düşmanlıklar dört koldan devam ediyor ama bugün bizim yaşadığımız bir kısım varoluşsal problemleri, bunalımları, krizleri o zaman ümmet yaşamamış olmalı ki bizi öldürmeye gelen Moğollar bizde dirilmişler, Müslüman olmuşlar, İslam devletleri kurmuşlar. Ta bir uçtan bir uca Hindistan'a kadar gitmişler. Orada Babürlüler devletini kurmuşlar. Altın Ordu devleti var vesaire vesaire. Dolayısıyla baktığınızda bu iki sınıf hayattaysa ve görevinin başındaysa bir şekilde ümmet küllerinden yeniden doğuyor. Ama eğer bu iki sınıf darbe almışsa, zedelenmişse, örselenmişse ve ümmetin bu iki sınıfla irtibatı örselenmişse işte o zaman varoluşsal problemler yaşamaya başlıyoruz. Kimlik
krizleri yaşamaya başlıyoruz. İşte o zaman bu ümmetin içerisinden evrimciler çıkıyor, deistler çıkıyor, belki ateistler çıkıyor. Varlığından, imanından, itikadından endişe edip şüpheye düşüp düşünce krizlerine düçar olanlar çıkıyor. Dolayısıyla bizi bugün peygambersiz zamanlarda kıvamda tutacak olan şey Kur'an'ı da sünneti de gereği gibi özümseyip içselleştirmiş ulema sınıfı ve gönül adamları sınıfıdır. Ümmeti Muhammed'in bu noktada bir nefis muhasebesi, bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Hem bu sınıflar adına hem ümmetin bu sınıflarla irtibatı adına son derece önemlidir. Allah razı olsun. Şimdi Amin. hocam yarım saat oldu. İftar Evet. vakti de yaklaştıkça hem konuşmak zorlaşıyor hem zihin böyle bir şeyler üretmekte zorlanabiliyor. Genç arkadaşlarımızdan biraz Hay hay. sorular var. Müsaadeniz olursa Hay onlardan hay tabii tabii tabii. aktarayım. Öncelikle konu dışında hocamızın kitaplarını bulamıyoruz. Nereden temin edebiliriz diye bir şey demiş. Bilmiyorum öyle bir şey var mı ama aktarayım size. Şöyledir belki kitaplar peyderpey basılıyor. Rihle Kitap benim kitaplarımı neşreden yayın evi Rihle Kitap. Bir kısım kitapların mevcudunun tükendiğini zaman zaman ben de haber alıyorum ama bu süreç devam ediyor. Yani bazılarının mevcudu bitmiş, matbaaya gitmiş oluyor. Bazıları tahsis sürecinde oluyor. rihlekitap.com üzerinden ya da Rihle Kitap'ın sosyal medya mecraları üzerinden iletişim kurabilir arkadaşlarımız. Teşekkür ederiz. Peygamber Efendimizin Estağfurullah. kardeşlerim dediklerinden olabilmek için ne yapmalıyız demiş birisi. Biraz önce biraz bunun cevabı da aslında verilmiş olmuştu. Ümmet-i Sufa'dan hanım hocalarımızın da gönderdiği sorular vardı. Müsaadenizle onunla birleştireyim bir tanesini. Diyorlar ki hocam Resulullah bizi sever mi sorusu ahir zaman gençlerinin dilinde gezinip duruyor. Hanımlarla aramızda konuştuğumuzda bile bu soruyu birbirimize sorar dururuz. Resul'ün sevdiklerinden olmak için en büyük hamlemiz dünyada ne olmalıdır? Yine birbirinin sanki mütemmim cüzü Evet. olmuş bir. Ama biraz önce dediniz ki alimlerimiz ve irfan ehli, gönül mimarlarımızın iyi takip edilmesi, nefis muhasebesi yapılması lazım. Sanki bunun bir cevabıydı. Ekleyecek bir şey varsa eğer hocam Bir buyurunuz. cümleyle şöyle Lütfen. demiş olayım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizi sevmesi ya da ne kadar sevdiği sorusunun cevabı da bizdedir. Biz onun sünnet-i seniyyesine ne kadar hassasiyet gösterirsek, onun sünnet-i seniyyesini ne kadar yaşayıp yaşatma gayretinde olursak, o da bizi o kadar seviyordur, sevecektir. İnşallah. İnşallah. Şimdi hocam, Kur'an bize yeter anlayışı yani tamamen sünnete muhalif bir anlayış gün geçtikçe yayılıyor. Onlara karşı en güçlü silahımız nedir? Aslında çok Evet. geniş geniş cevaplanabilecek sorular ama. Evet. Bunlar hep böyle kitaplık hacimde çalışma isteyen şeyler ama ben mümkün olduğunca özetleyeyim. Kur'an bize yeter mi? Aslında bu yanlış bir bakış açısı değil. Kur'an bize yeter. Ama biz Kur'an'a kafamızdakini, inandıklarımızı söyletme arızasına düşmeden Kur'an'a gönlümüzü, kalbimizi açarak teslim olursak bu olur. Çünkü o olduğu zaman Kur'an bizi otomatik olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yönlendirecektir. Bu Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde bu artık bunları şu anda burada tadad etmeye vaktimiz yok, gerek de yok. Madem ki Kur'an bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönlendirmiş, ona itaat edin, ona ittiba edin, ona muhalefet etmeyin buyurmuş. Onda bizim için bir örneklik olduğunu ikaz etmiş. Dolayısıyla herhangi bir Kur'an ayetinden biz peygamberin ne dediğine bakmayın.
Peygamberin nasıl yaşadığı çok önemli değil, ne dediği çok önemli değil. Siz Kur'an'a bakın, onun da amel edin şeklinde bir ayet-i kerime gösteremeyeceklerine göre bize sürekli sünnet-i seniyyeyi ve Efendimizin kılavuzluğunu işaret eden ayetleri bir kenara bırakıp bana Kur'an yeter demek aslında Kur'an'a da haksızlıktır. Kendimizi kandırmaktır ve sahtekarlıktır. Kur'an'a bir bütün olarak baktığımızda Kur'an'ın bizi yönelttiği adres bellidir. Bu ümmet bu adresi 1400 küsür sene boyunca almıştır, görmüştür, takip etmiştir ve bunun semerelerini, neticelerini almıştır. Bugün bu 1400 küsür senelik müktesebatı bir kenara bırakıp yeni bir Kur'an keşfine, yeni bir din keşfine kalkışanlar niyet sorgulaması yapmayalım burada ama tehlikeli bir şey yapıyorlar. Kendi akıbetleri için ve etkileyebilecekleri insanlar için dünyevi ve uhrevi akıbet bakımından tehlikeli bir şey yapıyorlar. Eğer bu ümmet 1400 sene boyunca yanıldıysa, Kur'an mesajını anlamakta, Cenab-ı Hakk'ın muradını anlamakta yanıldıysa, hata yaptıysa, 1401. sene bunu birilerinin gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bunun inandırıcı bir tarafı yok. Dolayısıyla bir de tabii bütün bu propagandaların nasıl bir dünyada yapıldığına bakmamız lazım. Yani bütün dünyayı küreselleştirmiş ve egemenliği altına almış bir küresel zihniyetten bahsediyoruz. Bir küresel hayat tarzından, bir küresel enformasyon mekanizmalarından bahsediyoruz. Bütün bunların etkisinden azade miyiz Kur'an bize yeter derken? Kur'an bize yeter söyleminin bizi götüreceği yer konusunda emin miyiz, emniyet içinde miyiz? Eğer bu bizi ümmeti Muhammed'in 1400 sene boyunca izlediği istikamete götürecekse mesele yok. Yok başka bir istikamete götürecekse o istikametin doğru olduğunu, murad-ı ilahiye uygun olduğunu kim nasıl garanti edecek? Dolayısıyla ben genç kardeşlerimize, arkadaşlarımıza riske atılmayın derim. Yaşadığınız zaman dilimini iyi teşhis edin. Bakın yaşadığımız zaman dilimi ahir zamandır. Ahir zaman da her şeyin alt üst olduğu zaman dilimidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahir zaman konusundaki ikazlarına bakın. Oradan yaşadığınız halin ve zamanın teşhisini koyarsınız. Çünkü nebevi pencereden bakma hassasiyetini terk ettiğimiz zaman anlamlar, hakikatler ters yüz olabiliyor. Bir pencereden baktığımızda bilgi çağında yaşıyoruz. Uzay çağında, nanoteknoloji çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla insanoğlunun bütün tarihlerden ve coğrafyalardan çok daha üstün, çok daha avantajlı, çok daha tırnak içinde gelişmiş, gelişme kaydetmiş bir zaman diliminden bahsediyoruz dersiniz. Ama bu tespit ne kadar doğrudur? Bu tespitin parametreleri nelerdir? Gelişirken, ilerlerken neye göre geliştik, ilerledik? Yaşadığımız son yarım asır içerisinde iki tane büyük dünya savaşı yaşadık ve bu iki dünya savaşında en az 80 milyon insan öldü. Biraz daha geriye götürüp sömürü çağlarına, sömürgecilik, kölelik çağlarına geri götürdüğümüzde bu tarihi oradan da alıp İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana getirdiğimizde çok rahat şunu söyleyebiliriz ki modern dönem dediğimiz bu dönemde insanoğlunun başına gelen felaketler tarihin hiçbir döneminde gelmemiştir. İnsani felaketlerden bahsediyorum. Yani bütün o süreçler içerisinde sömürülen, katliama tabi tutulan, soykırıma tabi tutulan toplumları düşünün.
arkasından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız, bilhassa İslam dünyasının yaşadığı işgalleri, istilaları, soykırımları düşünün. Dünyanın hiçbir, dünya tarihinin hiçbir döneminde bu kadar büyük, bu kadar şumullü bir sarsıntı, bir hezimet, bir acı son yaşamamıştır insanı. Toplumların helakından, toplumların kitlesel felaketinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yaşadığımız zaman dilimi şöyledir, böyledir derken biraz Müslümanca düşünüyor muyuz? Buna bakmak lazım. İnsanoğlu bize emanet olan, emanet olarak elimize bırakılmış bulunan bu dünya gezegenine modern dönemde yazık ettiği kadar hiçbir dönemde yazık etmemiştir. Kendi yaşadığımız ortamı, kendi çevremizi, kendi ekosistemimizi berhava ediyoruz. Bakın, kuraklıklar oluyor, bir takım canlı türleri yok oluyor, ekosistem bozuluyor. Ozon tabakasındaki yırtık giderek büyüyor. Bir çevre felaketi yaşıyoruz, bir tabiat felaketi yaşıyoruz. Giderek yaşadığımız kendi hayat alanlarımızı sınırlandırıyoruz. Şimdi düşünün, bütün bunları terazinin bir kefesine koyun. Bir kefesine de insanların asfalt tuz vesairesiz yaşadığı ama fıtrata uygun tabiatta zulmetmeden yaşadığı zaman dilimlerini düşünün. Hangisi daha insaniydi bunların? Dolayısıyla yaşadığımız zaman dilimini değerlendirirken, adını koyarken biraz geniş çerçevelerden bakmakta fayda var. Ona göre halimizi, ahvalimizi kıymetlendirmeye çalışmakta fayda var. Teşekkür ederiz hocam. Son olarak Estağfurullah. Ümmet-i Sufa'dan yine diyorlar ki hocam son olarak Ümmet-i Sufa hanımlarına bir tavsiyeniz olsa ne olur? Faaliyet ve çalışmalarımız için de birkaç öğüt verirseniz ne olur hocam diye soruyorlar. Şimdi ben Yani teşekkür hemen ederim kendilerine yapılabilecek Cenab-ı Hak işler say. bağlamında. Evet, Cenab-ı Hak saylarını meşgul etsin. Amin. Sosyal medya mecraları İslami emri maruf nehi münker çalışmalarında, tebliğ ve irşat faaliyetlerinde verimli kullanılırsa, opsiyonel kullanılırsa, daha doğrusu rentable kullanılırsa çok iyi neticeler alınıyor. Bunu hepimiz görüyoruz, müşahede ediyoruz. Dolayısıyla günümüz insanı, özellikle gençler sabırsız, elektronik haz ve hız çağında yaşıyoruz. Hemen bir şeyleri muhatap oldukları her neyse onu hemen kavrayıp alıp onunla ilgili hemen bir karar vermek istiyorlar. Dolayısıyla çok kolay hazmedilebilecek mesajlar tespit edip gençlere onu, o mesajları, bu çok zor bir şeydir, onu söyleyeyim. Ben şahsen bu konuda bana birisi hadi bunu yap dese beyanı itizar eder çekilirim. Çünkü benim işim değil. Özetlemek, preslemek, eskilerin tabiriyle telhis etmek, anlamını kaybetmeden, anlam kaybına uğratmadan bir mesajı özet halinde vermek çok önemlidir. Büyük bir yetenek ister. Bunu yapabilirlerse bu çok önemli bir tebliğ ve irşat faaliyeti olur. Bir de tabii şunu bir ahir zaman tespiti olarak yine ifade etmiş olayım, zannederim kardeşlerim katılacaktır bana. Toplumların dönüşümü çok büyük ölçüde kadınlar üzerinden oluyor. Yani kadınları istikamette yaşayan bir toplum istikamette yaşıyor. Efendim, aksi durumda da toplum istikametten sapabiliyor. Dolayısıyla kadınların müstakim durması, o hassasiyetleri muhafaza etmesi çok önemli.
Bir zayıf hadis var. Cennet anaların ayağının altındadır diye. Çok söylenir. Medyada da, sosyal medyada da çok kullanılır. Zayıf bir hadistir. Fakat hakikat midir? El-hak hakikattir. Kadınlarımızın gelecek nesilleri yetiştiren ilk ve en önemli öğretmenler olarak, mürebbiyeler olarak, gelecek nesil üzerinde, çocuklarımız, gençlerimiz üzerindeki misyonları son derece kritiktir. Bir annenin nasıl ki sütü bebek için, yavru için vazgeçilmezdir, ikamesizdir, alternatifi yoktur. Annenin bebeğe verebileceği mesajların, özellikle 0-6 yaş arasında, o mesajların başka bir mekanizma tarafından aynı etki alanını oluşturacak şekilde, aynı kalıcılığı temin edecek şekilde oluşturulması mümkün değil. Dolayısıyla gelecek kuşaklar üzerinde anne olarak misyonlarını aman ihmal etmesinler. Annelere bunu hatırlatsınlar. Çocuklarımız kreşlerde, bakıcıda, efendim, o ilk ve en silinmez bilgilerini, o fıtri bembeyaz sayfa halindeki o durumlarına, o beyaz sayfalarına kim tarafından ne tür mesajlar veriliyor? Bu çok önemlidir. Eğer bir anne o yaşta o çocuğa doğru mesajlar veriyorsa, verirse, verebilirse, o çocuk büyüdükten sonra belki ileride, efendim, sağa sola gidebilir, bir takım yanlış işler yapabilir, hasbel beşer. Ama o silinmez mesaj onun fıtratında, onun kalbinde kalıcılığını muhafaza edecektir ve o dönüp gelecektir. Ama annelik, anne çocuk münasebeti ihmal edildiği zaman nesillerimizin beynini, bilincini, kalbini başka enformasyon merkezleri dolduruyor. Başka bilgilerle dolduruyor. O yüzden bakın, kuşaklar arası çatışma yaşıyoruz. Z kuşağı diye bir kuşak var, yetişemiyoruz. Dolayısıyla gelecek kuşakların teminatı annelerdir. Ve bilinçli annelik sorumluluğudur. Annelerimize bu bilinci aşılasınlar. Bunu yapmak için böyle çok entelektüel, donanımlı olmak falan gerekmiyor. Fıtrata kulak versinler. Fıtratla insanlık önündeki engellerin temizlenmesine gayret etsinler. O engellerin, daha doğrusu, araya girmesine müsaade etmesinler. O anne çocuk ilişkisi tabii seyri içerisinde bunu yapacaktır, halledecektir. Anneleri ihmal etmeyelim. Anneler ve annelik vazgeçemeyeceğimiz iki temel değerimizdir bizim. İki temel müessesemizdir. Ailenin temeli annedir. Toplumun temeli de ailedir. Annelik ihmal edildiği anda, anneler görevlerini ihmal ettiği anda ya da bu konuda bir iletişim arızası yaşadığımız anda bu aile kurumuna tesir ediyor, oradan topluma tesir ediyor. Dolayısıyla o kritik ve ikamesiz rollerinde aman uyanık olsunlar, müteyakkız olsunlar, anneleri bu noktaya teşvik etsinler. Allah razı olsun. Hocam, böylelikle bütün annelere, bütün anne adaylarına ve doğurduklarına, dünyaya getirdiklerine selam olsun dediğimiz zaman, evet, gelmiş geçmiş herkese bir selam göndermiş oluyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz sevgili hocam. Davetimize icabet ettiniz. Gençleri, bizleri kırmadınız. Allah sizlerden razı olsun. Programın nihayetinde şu mübarek vakitlerde bir dua lütfeder misiniz? Dua ile bitirsek. Hay hay. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rab, mübarek kıldığım bir zaman diliminde dualarımızı, gönülden kopan niyazlarımızı Arş-ı Ala'nın kapılarından kabul mertebesine yükselen dualar arasına kat. Şu anda burada sana yapacağımız bu niyazlarımızı kabul ettiğin dualarla birlikte kabul buyur. Yaşadığımız bu mübarek zaman dilimini hayırlı eyle,
bütün ümmete, bütün insanlığa hayırlara vesile eyle. Yaşadığımız bir virüs, bir salgın insanlığı çok derinden tehdit ediyor. Bu salgından ankari bir zaman kurtulmayı ve bu salgından gereken dersleri almış olarak çıkmayı bize nasip et ya Rabbi. İçimizdeki bir kısım beyinsizlerin işlediği cürümler sebebiyle bizleri muakaze etme ya Rabbi. Bizleri sırat-ı müstakimin üzere sabit kadem eyle. Ahir zaman ümmetiyiz. Zayıfız. Ahir zaman ümmetiyiz. Sabrımız az, tahammülümüz yetersiz. Bizleri taşıyamayacağımız yüklere muhatap etme. Bizleri istikamet üzere, ameli salih üzere yaşat ve son nefesimizi Müslümanlar olarak vermeyi bize nasip et. Geçmişlerimize rahmet eyle. Bu memleketin, bu toprakların, İslam dünyasının, İslam coğrafyasının selameti için, izzeti için canını vermiş şehitlerimize rahmet eyle. Bu uğurda sağlığını, sıhhatini vermiş gazilerimize merhamet eyle. Onların da, ailelerinin de, yakınlarının da ve bütün ümmeti Muhammed'in de bu zor zamanlarda azılı çok eyle, işlerine, amellerine, rızıklarına, kazançlarına bereketler ver. Hastalarımıza hayırlı acil şifalar ihsan et ya Rabbi. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Hocam ağzınıza sağlık. Allah Son razı olarak olsun. neler söylemek istersiniz? Ben bu vesileyle tekrar bizi burada buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamd edeyim. Buna vesile olan arkadaşlarımıza teşekkür edeyim. Ramazan-ı Şerif'in geride bıraktığımız günlerinin Cenab-ı Hak nezdinde makbul olmasını, önümüzdeki günlerinin de sağlık sıhhat içerisinde makbul oruçlarla geçirilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz edeyim. Bütün katılımcı kardeşlerime teşekkür edeyim. Cenab-ı Hak yar ve yardımcıları olsun. Ona emanet olsunlar. Selamun aleyküm.